Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2 Ekim 8 Ekim haftalık burç karşınızdayım. Öncelikle bu haftanın gündemi oldukça hareketli. Özellikle ikili ilişkiler ve denge ilişkilerde denge bulma konusunda biraz e, sarsılacağımız bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki hepimizin e, ilişkileri farklı yönlerde bakılacak. E, i̇şte arkadaşlık, dostluk, aşk, evlilik, ortaklık gibi e, farklı konuları temsil edecek arkadaşlar. Şimdi burç yorumlarına geçmeden önce kanalıma abone olur, bildirim zilini açar ve beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. E, bu arada kampanyamızdan bahsetmek istiyorum kısaca. E, doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte kampanya fiyatımız 1500 TL arkadaşlar. Kampanyadan yararlanmak için WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Merhaba Boğa Burçları ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Evet arkadaşlar e, 2-8 Ekim haftasında sizleri neler bekliyor? Tabii ki Güney ay dönem Mars kavuşumu var. Bu da sizin 6. evinizde gerçekleşecek. Demek ki iş arkadaşlarınızla aranızda çok büyük problemler var gibi duruyor. Yani bir yandan e, siz düzene sokmak, bir, bir şeyler başarmak için çırpınırken e, hem kendinize hem e, iş ortamındaki e, yarım kalmışlıkları tamamlamaya çalışırken iş arkadaşınız sanki kolunuzdan tutup aşağı çekiyor sizi. <laughs> Çok özür dilerim. Bu sebeple iş arkadaşınız size ne yapıyorsa yapsın, nasıl tavır sergiliyorsa sergilesin. Siz doğru bildiğinizden şaşmayın diyoruz bu hafta. Eğer karşı tarafın manipülasyonuna uğrar ve geri çekilme eğiliminde olursanız... maalesef ki hem iş yeri hem siz hem arkadaşınız hepsini hepiniz birlikte zarar göreceksiniz ama... Sen doğru bildiğini yapar ve iş arkadaşının ne dediğini umuruna takmazsan biraz daha e, o size seni yanlış yönlendirirse de sonuç hep beraber güzel olacak gibi bir durum var arkadaşlar. Bu nedenle e, iş arkadaşlarınızdaki negatif enerjilerdeki insanlardan biraz uzak durmaya, onlara kulaklarımızı biraz kapatmaya meyilli olalım bu hafta. E, çünkü gerçekten iş ortamımız oldukça kaos getirecek, biraz tartışmaların e, sıkıntıların e, yükseleceği bir haftadan geçiyoruz e, 5 Ekim'de de Merkür Terazi burcuna geçecek Arkadaşlar bu sebeple e, hayatımızdaki e, hayatımızda iş hayatımızdaki o dengeyi bulabilmek için ee, ne kadar cesur olursak ilişkilerde evet ya sen haklıymışsın di diyecekler ama ne kadar biz onların eğiliminde kalır ve onların e, söylediği yoldan gidersek maalesef ki o sıkıntı hem onları hem bizi yakacak gibi bir durum söz konusu yapıyor arkadaşlar bu nedenle iş ortamımızdaki bu gergin enerjilerden biraz negatiflerden uzaklaşalım biraz bildiğimizi okuyalım bu yıl ee, biraz daha cesaretli olalım çünkü. Ee, gerçekten iş ve kariyer konusunda gerçekten güzel fırsatlar var ama e, iş arkadaşları dolayısıyla sanki bizi kısıtlayan, aşağı çeken e, bir enerjide tutuyormuş gibi. Şimdi onun dışında boğa burçları için e, 6. ev biraz da sağlık alanıdır arkadaşlar. Bu Mars'ın e, güney ay düğümüyle kavuşumu. E, özellikle bağırsak, sindirim sistemi gibi e, daha mide ve e, Mide altı gibi yani e, midenin aşağı, daha bağırsak sistemi gibi e, yerlerimizde biraz sıkıntılar, problemlerin yükselmesi söz konusu arkadaşlar. E, buradaki Güney Aydınlı etkisi zaten uzun zamandır belki de e, uz, e, bu konularla ilgili sağlık problemi yaşıyorduk. Bunlarla ilgili tedavi olmak, belki ameliyat karar vermek gibi bir duruma da götürebilir arkadaşlar. Ama burada çözüm e, biraz daha doktorunuzun elinde gibi oradaki koşullar şartlar her neyi gösteriyorsa doktorunuza güvenmenizi tavsiye ederim arkadaşlar sanki e, sağlık konusuna ihmal ettiğiniz bir durum e, sizin bu dönemde gündeminize oturuyor olabilir e, özellikle bağırsak sistemiyle alakalı bir sıkıntımız varsa bunları e, acil müdahale e, gerektiren konular içeriyor olabilir arkadaşlar ihmal etmek bu dönemde sıkıntı yaratırken doktorumuzun tavsiyesiyle yapacağımız tedavi sistemi başarıya götürür arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ee, korkup geri çekilmek, e, ameliyat korkusu gibi, tedavi korkusu gibi bir durum yaşarsanız bu olayın daha da şiddetlenme ihtimali var. Bunun da altını çizmek isterim. Ee, bunun dışında... Bir de tabii ki ilişkilerde sıkıntılar yaşanacak demiştik, sıkıntılar var demiştik. Bu sıkıntıların ne olduğunu fark edip eğer çözüm bulamıyorsak kendimizi böyle enerjimizin de düşük olduğu bir süreci yaşıyor olabiliriz. Biraz depresyona da meyilli olma ihtimalimiz var ama ilişkilerde dediğim gibi yani ikili ilişkilerde özellikle teklik duygumuzu kaybetmeden, enerjimizi düşürmeden ilerlemeye gayret etmeliyiz bu iki haftalık süreç içerisinde. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.